Kim olduğunuzun kaç yaşında, ne kadar zengin ya da ne kadar fakir olduğunuzun önemi yok. Hepimiz sevilmek istiyoruz. Sevginin ne demek olduğunu bilmek, örneğini görmek istiyoruz. Playboy'un kurucusu Hugh Hefner'ın yıllar boyunca babasından ya da annesinden bahsettiğini hiç duymadım. Belki belki 5-6 yıl önceydi. Bir röportajda sanırım CNBC röportajıydı bu. Playboy'un kurucusu Hugh Hefner şöyle dedi: Annemin beni sevdiğini biliyordum ama bunu asla ifade etmezdi. İşte bu yüzden sevgiyi filmlerden öğrenmek zorunda kaldım. O sonsuz sevgiyi görme fırsatını asla bulamadığına eminim ve bu nedenle zor, imkansız değil ama çok zor. Sadece gerçeği bilmek değil, onu onu yaşamak zor. Bunu sık sık söylüyorum. Eğer Hu Hefner'ın babasıyla sevgi dolu samimi bir ilişkisi olsaydı, muhtemelen Playboy asla var olmayacaktı. E, ve Hefner şöyle devam etti. Alternatif bir evrene kaçtım ve aradığım şeyi orada buldum. Bana göre sevgi, çocukluğumun filmlerinde tanımlandığı gibi neredeyse romantik aşk terimleriyle tanımlanır. Böyle söyledi. Ve sonra şunu itiraf etti. Aile dışında izlediğim filmler çocukluğumdaki en büyük etkiydi. Çok tipik bir orta batı metodist ailesindendim. Çok fazla baskı olan ama çok fazla duygularını ifade etmeyen bir aileyle. Bakın, davranışlarımızı yönlendiren, değerlerimizi oluşturan, inançları doğuran şey ilişkilerdir ve ilişkisiz gerçeklik reddedilmeye yol açacaktır. Dünyadaki her insan bu bitmeyen sevgiyi görmek için bu fırsatı istiyor ve inanıyorum ki bir imanlı olarak Mesih'in bedeninde dünyadaki her insanın en az en az bir hatasız ilişkiyi görmesini sağlama sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum. Eğer bunu yaparsak pek çok kişi Mesih'i kurtarıcı ve rab olarak kabul edecektir.